İyi akşamlar. Evet, çok yorucu ve yoğun bir maç geride kaldı bizim adımıza. Öncelikle rakiple başlamak istiyorum. Rakip bu ligde çok denenmeyen, az denenen bir oyunla oynadı. Oynuyor. Geçen sene çıktıkları, şampiyon oldukları dönemde de bu 3 maçlık periyotta da 3-5-2 sistemiyle sahaya diziliyorlar. Fofana'nın kanat oyuncusu olma özelliğiyle beraber biraz kendi sollarına doğru yatması, bizim bekimizle stoperimiz arasına konumlanması bizi biraz düşündürüyordu açıkçası maçtan önce. Ben söyledim daha önce de, kendi fikrim bu nacizane. Hani Samsun Spor için de artıları var ama bence eksileri daha fazla olabilir diye ve biz bu artıları pasifize etmek, minimize etmek istedik. Evet, bölüm bölüm bunu çok iyi gerçekleştirdik. Aslında oyuncularım tamamen oyunu kontrol ettiler. Bölüm bölüm çok iyi topa sahip olup çok iyi ataklar geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik. Ama 1-0'dan sonra özellikle hem benim isteğim hem oyuncularımın duygusal isteği, birebir eşleştiğimiz rakip out atarken birebir eşleştiğimiz bir pozisyonda evet gol yedik maalesef. Ondan sonra biraz daha öne geçtikten sonra temkinli durmayı düşündük. Bence bugün sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi. Ama gerçekten özellikle ikinci yarının bir 25-30 dakikası oyunu çok iyi domine ettik önde olmamıza rağmen. Üçüncü golü, dördüncü golü bulabilirdik. Rakibin ara ara bize gelip tehlikeli olduğu pozisyonlar vardı. İkinci yarının sanırım ortalarında bir kafa pozisyonu ön direkten. Onun dışında çok iyi durduk. Yani ne söylenir ki, oyuncularıma inanılmaz teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok iyi desteklediler bizi. Bunun devamını diliyorum. Yayıncı kuruluşa da söyledim flash röportajda. Biraz romantik davranmak gerekirse onlara, taraftara ve oyuncularıma Sezen Aksu'dan "Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi" şarkısını gönderiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sorunuz varsa alırız. Teşekkür ederiz.